Sıfır risk, yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık suçu işlediği iddia edilen 127 kişi gözaltına alınmıştı. 1 milyar dolarlık kripto para operasyonunda aralarında FIFA kokartlı eski hakem Bülent Demirbilek ve yazar Aşkım Kapışmağan da olduğu şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. İşte sadece Kanal D Haber'in ulaştığı özel görüntülerle o operasyonda son durum. Yatırım tavsiyelerini veriyorlardı. Masal değil, gerçek hikaye. Kendisinin reklam yüzü olduğunu düşünmekteyim. Mağdurların iddiaları bu yönde. Lüks hayatlarını gösterip bize inanmayan bizden değildir gibi bir sürü sloganları vardı zaten. 1 milyar dolarlık kripto vurgunu soruşturmasında gözaltına alınan zanlılardan biri de FIFA kokartlı eski hakem Bülent Demirlek. Demirlek düzenlenen seminerler ve Zoom toplantılarında sistemi anlatıyordu. Ben bu sektörde şunu çok iyi biliyorum ki... Hatta Antalya'daki kampta sistemi tanıttıktan sonra katılımcılarla işte böyle oynamıştı. Bizleri de bu şekilde kandırdılar. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Sibergöz 42 operasyonunda 127 zanlı gözaltına alınmıştı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Sahtekarlar. Eski hakem Demirlek adliyede elleri kelepçeli halde işte böyle yansıdı mağdurların kamerasına. Ankara merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılardan biri de yazar Aşkım Kapışmak'tı. O da adliyedeydi bugün. Aşkım Kapışmak tanıtım kısmındaydı. Otellerdeki tanıtım kısmında bulunuyordu. Savcılık ifadesinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. Sosyal medya hesabından açıklama yaptı, suçlamaları reddetti. Gözaltına alınmamın sebebi sadece bir kez motivasyon konuşmacısı olarak katıldığım sayısız şirketten birinin bilmemin mümkün olmadığı faaliyetleridir diye yazdı.